Çok değerli Haydarlılı hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Nice dağ başında bir bölük duman, dumanın halında altında hallarım yaman. Öğretse kabre girdiğim zaman, çırışır gemiklerim yar diye diye. Ümraniye için Türkiye'nin minyatürü dersek abartmış olmayız. Bu bölümümüzde Ümraniye sokaklarında selamlaştığımız, ticaret yaptığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız komşularımızın ata yurdu olan Haydarlı'ya gidelim ve Karadeniz'in bu güzel köyünün güzelliklerine hep beraber tanık olalım. Haydarlı köyü yoğun İstanbul yaşamından sıyrılıp cennete düşmek gibi. Nüfusu şu aralar bir hayli düşse de Haydarlı köyünün 7 mahallesi var. Bunlar Karayanlı, Alamatlı, Dere, Karaçomak, Almakıran, Camiyanı, Çukuraltı mahalleleri. Köy merkezine yolculuğun başka bir yerde bu denli tadına varmak neredeyse imkansız. O kadar farklı ki buralar, her taraf ağaçlık, her taraf rengarenk çiçek bahçesi ve her taraf su kaynağı. Su sorunu yaşayan dünyaya adeta nispet yapıyor buralar. İşte size ilk bakışta mağara zannedeceğiniz ilginç bir çeşme. Suyun kaynağına yabancı bir madde düşmemesi için üzeri taşlarla örülmüş. Lezzeti ise buralara gelmeniz için başlı başına bir sebep olabilir. Çünkü su gerçekten çok lezzetli. Bu köyde doğan, yıllarca Anadolu'nun çeşitli ilçe ve köylerinde öğretmenlik yapan ama emekli olduktan sonra köyünün hasretine dayanamayıp hizmet için geri dönen Celaloğlu Temel Cındık amcamıza Ümraniye halkının selamını iletiyor ve başlıyoruz muhabbete. 1947 yılında doğmuşum. Şu anda 72 yaşındayım. 1965-66 yılında öğretmen okulundan mezun oldum. 28 yıl öğretmen olarak hizmet ettim. Bunun 2 yılı Trabzon'da, 26 yılı da Göle'de, merkez köylerinde olmak üzere. Şu anda 95 yılında emekli oldum. Ondan beri de bu köyde yaşıyorum. 99-2009 yılları arasında 10 sene muhtarlık yaptım. Köyümüzün su sorunu vardı. O su sorunu çok şükür 10 sene uğraşarak hallettim. Elektrik sorunu da vardı. Her yağmur, rüzgar geldiğinde teller birbirine vurarak sigorta şartel alt duruyordu. O sorunu da çok şükür Allah'a çözdük. Kabalı kablo yapılarak bu sene hizmete girdi.
Haydarlı köyü Çömlekçi Deresi'nin kıyısına kurulmuş olan bir köy. Derenin çıkış noktası köyün 30 kilometre yukarısında ve dere yatağına birçok köy kurulmuş. Fakat Haydarlı köyü diğerlerinden biraz farklı. Zirvede kurulması ve sahile yakın olması cazibesini arttırıyor. Böyle ki Kovantaşı mevkiine çıkınca Haydarlı köyü sakinlerinin, atalarının neden bu mevkiyi tercih ettiklerini daha iyi anlıyoruz. Burası Türkiye'nin tescilli ender tepelerinden biri. Ay yıldızlı bayrağımız selam veriyor Karadeniz'e ve uçsuz bucaksız tepelere. Bir gün yolunuz düşerse Kovantaşı'nı ziyaret etmeden sakın buradan geçip gitmeyin. Çünkü bu güzel manzarayı görebileceğiniz başka bir yer yok. Camilerimiz Karadeniz köylerinin süsüdür. Haydarlı köyü camii de işte o süslerden biri. Köy halkı tarafından inşa edilen ve hizmete sunulan cami, içine girerken ruhumuza huzur ikram ediyor. Beyazlar içinde altın varaklı mihrabı, kırmızı halıları, tavanına iliştirilmiş avizesiyle gayet mütevazı bir cami burası. Haydarlı'nın bol oksijeni ve gezmek sizi acıktıracaktır. İşte tam da karnımız guruldarken imdadımıza Nevin Keskin ablamız yetişiyor. Lezzetli elleriyle yufka açarken yakaladık Nevin ablamızı. Tereyağlı yufka kızartarak midemize adeta bayram ettiriyor. Bize Nevin ablayla beraber ikramda bulunan Sadiye Keskin teyzemiz tarihin gerçek tanıklarından. Yaşını sorduk, 80-90 dedi gülümseyerek. Hem sohbeti hem de sesi çok güzel. Sabahtan fındığı alıp çeşiye götürüyorduk da. Götürüyorduk aralarına bile kaç kişi, 5-6 kişi bir oluyorduk. Atıyordum, buradan da gelip tayla çalışmaya gidiyordum. Şimdi çalışma mı var? Şimdi çalışma mı var? Yok. Şimdikiler çalışmaya gidiğimde o zaman ben güceniyim. Canım çıkmıyor. O eskilerdeki fakirlikler, yoksulluklar gitti cennette şimdi. Hey gider. Ben baktığımda çok çektim. Yoksulluk vardı, fakirlik vardı. Anlatamam bunları. Anladın? Bizim şimdi köyümüzde çok şükür Allah'ıma ekmeğimizde bir
komşularına bile, çorbamızda bir komşularına bile hiçbirbirimizden bir şey saklamayız. Olmayanımız sen ben alırsın, ben sana yanına alırım. Hani hiçbirbirimize bir şey demeyiz. Biz fena zaman sana yanına bunu aldık dedik. Nice dağ başında çalınır çakmak, güzelin halinden ne bilir ahmak. Yağlarıp yakarıp gönlünü yapmak, o da her yiğidin kârı değildir o. Bir gün yolunuz Haydarlı'ya düşerse, nerede konaklayacağım diye düşünmenize gerek yok. Misafir söz konusu olduğunda Karadeniz insanı gecesiyle gündüzüyle sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Haydarlı köy konağı da misafirlerinin dinlenme alanı. İki katlı olan köy konağı al bayrağı bezenmiş pencereleriyle misafirlerini ağırlamak için burada sizi bekliyor olacak. Az ileride ise ıhlamur toplayan amcamızın yanına ilişiyoruz usulca. Bakın sadece çayını bildiğimiz ıhlamur nasıl toplanıyor. Sadece fındık değil, arıcılık da köyün bir başka geçim kaynağı. Mevsimi gelmediği için bal sağımında değiliz. Ama buralara yolunuz düşerse katkısız kestane balı birçok derdinize deva olacaktır. Köyü gezerken herkesin taş köprüden bahsettiğini duyduk. Doğrusu ekibimizle heyecanlanıyoruz. Köprü 1800'lü yıllarda yapılmış ve yıllarca civar köylerle bağlantı yolu olarak kullanılmış. İşte tarihi taş köprüdeyiz. Küçük ama çok asil duruyor. Bu asaletinin arkasında sadece köyleri değil, asırları da birbirine kavuşturmanın haklı gururu var. Hallo Deresi ile birbirlerine aşık iki sevgili gibi ayrılmaz bir bütün olmuşlar. Burası gerçekten saklı bir cennet parçası. Gezimiz boyunca Haydarlı Köyü Dernek Başkanımız Hüseyin Keskin Bey bizi yalnız bırakmadı. O köyüne gönül vermiş biri ve buraları anlatırken gözlerindeki parıltıyı görmemek imkansız. Şu anda köyümüzde yaklaşık 180-200 kişi kayıtlı. Bunların da çoğu görelerin içinde ikamet eden aşağıki mahalle, yukarıki iki mahalleden oluşan köyde toplam yani baksan nüfus kışın 50 kişiyi geçmez. Ama Görel'e yakın olduğu için çoğu nüfusumuz da yine Görel'de ikamet ediyor. Diğer kısmı da İstanbul'da ve diğer şehirlerde bu şekilde hayatını idame ettiriyor. Okullar kapandı, taşımalı sistemle çalışıyor. Köyümüzde fındığın dışında çok bir şey artık eskisi gibi kalmadı. Hayvancılık vardı, amatör yapılıyordu ama yine de insanlara bir getirisi vardı. Şu anda hayvancılık da kalmadı, yaşlılar kaldığı için. Ufak ufak işte bizim gibi yeni dönenler arıcılık olsun, sera olsun, yeni yeni ürünler keşfediliyor. Bu konuda arıcılık biraz daha getirisi de olan, köyümüzde en az 5-6 kişinin de bunu yine ilgili teşebbüsü olan, çalışan, uğraşan kişiler var. Ayrıca bu belgeseli bize hediye eden Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına, derneğim adına, köyüm adına, muhtarımız adına.
Evet, köy bizim köyümüz. Ama buraya gelmemek, bu havayı teneffüs etmemek hayatınızdaki en büyük eksiklik olabilir. Bizden size tavsiye, ilk fırsatta sevdiklerinizi alın ve mutlaka burayı yaşayın. Şimdi dönüş zamanı geldi. Haydarlı köyünün selamlarıyla Ümraniye'ye geri dönüyoruz.